Barınılır vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullandıracak? İlahi mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Diyanet TV'ye, Diyanet'e Soralım programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara çok kıymetli hocamız Sayın Zeki Sayar'ın bilgilerine müracaat ederek cevaplar arayacağız. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarası üzerinden Diyanet Televizyonu'na ulaşmanız mümkün. Diyanete soralim@diyanet.gov.tr adresi üzerinden de mail yoluyla sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ve sosyal medya hesapları üzerinden soru göndermek isteyen izleyicilerimiz için hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabileceklerini de hatırlatarak başlayalım yayınımıza. Az evvel sözün başında Zeki Sayar hocamla birlikteyiz dedik ama belki bilenler var, bilmeyenler var. Muhterem hocam, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirlerinden Sayın Zeki Sayar hocam bundan sonra Perşembe ve Cuma günleri bizimle birlikte olacak. Hocamla 2 yıl zaten bir arada bulunmuştuk. 1 yıllık bir aradan sonra tekrar sizinle bir beraber olmak hocam bizi ziyadesiyle mutlu etti. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Özlemiştik hocam sizi. Cenab-ı Hak bereketli eylesin diyelim inşallah. Amin, amin hocam. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinizde inşallah. Hamdolsun Rabbimize binlerce. Rabbim sağlık, afiyet versin hocam. Müsaadenizle telefon bağlantımız hazır muhterem hocam. Ankara'dan Mehmet Bey telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş gördük. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hocam abi ve izleyicilere hayırlı akşamlar diliyorum hocam. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar size. Hocam ben kısaca epeydir arıyorum. Düşüremiyorum ya da arıyorum dönülmüyor. Başkalarının da aramasını sağlık vermek için kısaca sorayım. Buyurun. Ben buyurun. Geçen hafta abdestim var olarak bir akşam ve yatsı namazını kıldırdım bir cemaate. Evet. Bir yerde bir toplantıdaydık. Ama sonradan da baktım ki aradan 2-3 saat geçtikten sonra omzumda bir kan, gömlemde bir kan olduğunu gördüm. Yani bu da bana, ben tabii kendi namazlarımı kaza ettim ama arkamda da cemaat vardı. Bunlara ne yapabilirim? Nasıl bir, ben burada biraz üzüldüm ama yapabileceğim ne vardır diye onu da fetva olarak hocamdan sormak istiyorum. Pekala, soralım Mehmet Bey. Dua bekleriz efendim sizden. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Ankara'mıza da selam olsun. Evet hocam, yani bu hem imam arkadaşların başına gelebilir namaz kıldırdıktan sonra hem de Mehmet Bey gibi arkadaşlarına, eşine, dostuna imamlık yapan birinin başına gelebilir. Nitekim gelmiş. Acaba çözüm nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Müsaade edersen ben de bu toplantılarımızın veya bu programların bereketli geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Amin hocam. Hakikaten bilgiye ulaşmak çok önemli. Günümüzde çok değişik bilgi yolları var. Ama sağlıklı bilgiyi elde etmek için Diyanet İşleri Başkanlığı bütün kurumlarıyla halkımıza hizmet vermek yolunda çalışıyor. Elhamdülillah. Bunların birisi de hakikaten bu televizyonumuz. Yani burada sizler, kıymetli arkadaşlarımız halkımıza bu dini rehberlik konusunda sağlam bilgileri takdim etmeye çalışıyor. Bu vesileyle sağlam ve sahih bilgiyi elde etme yolunda önemli bir hizmet olduğunu tekrar ifade ediyorum. Başkanlığımızı ve sizleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Şimdi imamet hizmeti önemli bir hizmet. İster camide imam hatiplik görevi yapsın, ister de başkasına yapsın. Cemaatle namaz çok faziletli bir ibadettir. Kişinin münferiden kılması, cemaatle kılması, münferiden kılmasından kat kat daha sevaplı olduğu evet. Peygamberimiz tarafından ifade ediliyor. Bir defa buna vurgu yapalım. Yani bizim ülkede bazen bakıyorsun camide bile insanlar tek başına kılıyor. Bunu terk etmek lazım. Cemaatle kılmaya gayret etmek lazım. Bu sual soran kardeşimiz diyor ki ben
cemaatle namaz kıldırdım. Ama bilahare farkına vardım ki işte üzerimde veya elbisemde abdestimi bozan kan var. Ne yapmam gerekir? Evvela tabi bir başka mezhebi taklit etmek bir zaruret anında söz konusu olabilir. Hanefi mezhebine göre kişinin herhangi bir uzvundan kan çıkarsa abdesti bozulur. Dolayısıyla bu kardeşimizin evvela yapması gereken şey, kendi namazlarımı kaza ettim diyor, doğru yapmış. Arkasında namaz kıldırdığı kişilerden kimleri tanıyorsa mümkün olduğu kadar onlara ulaşarak, ya geçen akşam böyle böyle oldu, namaz kıldık ama bilahare farkına vardım ki işte üzerimde, vücudumdan bir kan çıkmış, abdestimin bozulduğunu fark ettim. Kusura bakmayın, beraber kıldığımız namazlarımızı kaza edin diye namaz kıldırdığı kişilerden ulaşabildiği, tanıdığı kişilere ulaşmasını tavsiye ederiz. Bunun dışında şayet ulaşma imkanı yoksa Cenab-ı Hak'tan af diler. Zaten bir bakıma da bir başka mezhebe göre de bir sıkıntı, zaruret vardır, abdesti vardır. Cenab-ı Hak kabul buyursun. Amin hocam. Diyelim. Allah razı olsun. Daha hatasız şekilde ibadetlerimizi yapmayı nasip etsin Rabbimiz. Adana'dan Ayşe Hanım bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. İyi günler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun Ayşe Hanım. Ben namaza başlarken besmele ile başlıyordum. Evet. Bana dediler besleme ile başlanmaz. Sadece abdest alırken eczi besmele ile başlanır, namaza besmele ile başlanır. Yani namaza başlarken derken hangi aşamada besmele çekiyordunuz akşam? Namaza dururken besmele çekilmez diyorlar. Tamam, bir tarif isteyelim hocamızdan. İnşallah evet. Bundan sonra siz de ona göre ibadet edin. Bize de dua edin. Adana'mıza selam ediyoruz. Bereketli akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Tabii şimdi Fatiha'dan önce, Zamm-ı Sure'den, Fatiha'dan önce Euzu Besmele çekiyoruz. Acaba onu mu kastediyor diye bir sorayım dedim hocam. Herhalde iftidah tekbirinden önce de Besmele çekiyor. Ne dersiniz? Yani Besmele, Cenab-ı Hakk'ın hani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diye aslında Müslüman her işine Besmele ile başlayabilir. Bir mahsuru yok. Yani Besmele ile başlamayan birçok işin sonunun bereketsiz olduğunu Peygamberimiz ifade etmiştir. Ama burada namaz kılarken iftidah tekbirinden önce kişi estağfurullah diyebilir, tevbe istiğfar getirebilir. Asıl namazın farzları var, sünnetleri var, vacipleri var. Bunlar üzerinde yoğunlaşmak lazım. Yani namazdan önce Bismillahirrahmanirrahim veya iftidah tekbirinden önce Bismillahirrahmanirrahim demek namazla ilgili bir rükün, bir efendim sünnet değil. Bu bakımdan kardeşimize tavsiyemiz iftidah tekbiri aldıktan sonra hep beraber Subhaneke duası okunur. Subhaneke duasını okuduktan sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek kıraata başlanır. Bu sünnettir. Ama Hanefilerin dışındaki mezheplerde de, yani Şafii kardeşlerimiz de var bizim ülkede, bu besmele her surenin başında Bismillahirrahmanirrahim o sureden bir ayet midir? Veya Fatiha'nın başındaki Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'dan bir ayet midir, değil midir? Bunlar alimler tarafından münakaşa konusu yapılmış. Burada iki görüş vardır. Birisi Hanefilerin, Hanefi imamlarının görüşü. Derler ki Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Ama her surenin başında Bismillahirrahmanirrahim o sureden bir ayet değildir. Dolayısıyla Fatiha-i Şerife'nin başındaki Bismillahirrahmanirrahim de teberrüken veya fasıl için yazılmıştır. Dolayısıyla Fatiha'dan değildir. Hanefiler kıraat olduğu için Kur'an-ı Kerim'e başlarken işte Euzu Besmele ile başlarlar. Ama Şafii kardeşlerimiz de Besmele Fatiha'dan bir ayet olduğu içtihadını kabul ettikleri için Bismillahirrahmanirrahim demek Fatiha ile beraber bir ayet olduğu için orada Fatiha okumak da farzdır. Ama Hanefiler Besmele çekerek namaza başlarlar. Bu sünnettir. Eyvallah hocam. Erkan Bey'in çok çok selamları var hocam size. Selam.
Ankara'da yaşadığını ifade etmiş ve geçenlerde evlerinde bir su kesintisi olmuş. Saat 19.30'da sular kesildi diyor. Malumunuz Ankara'da da akşam ezanı 20.15, 20.14 o civarlarda okunuyor. 22.30'da suyun da geleceğine dair sular idaresinden bir mesaj gelmiş. Şimdi biz bu durumda namazımızı kazaya mı bırakmalıyız yoksa teyemmüm mü almalıyız demiş. Benim aklıma acaba dışarıdan suya ulaşamaz mı sorusu da geldi. Bu da bir seçenek midir acaba? Yani Furkancığım aslında ne teyemmüm almalıyız ne de namazı kazaya bırakmalıyız. Böyle bir zaruret söz konusu yok, gözükmüyor. Şimdi yatsı namaz vakitleri ne isterseniz kısa bir hatırlayalım. Yani özellikle yatsı namazının vakti ne zaman başlar, ne zaman biter. Evet. Akşam namazının vakti, işte güneş batınca akşam namazının vakti girmiştir. Bunda ittifak vardır. Hı hı. Akşam namazının vaktinin çıkışı biraz tartışmalıdır. Hanefi mezhebinde müftabih olan kavle göre ufuktaki kızıllık kaybolup beyazlık oluştuğu andan itibaren artık akşam namazının vakti çıkmış, yatsı namazının vakti girmiştir. Diğer mezheplerde de ki kızıllıktan itibaren akşamın vakti bitmiştir. Şimdi bu ihtilaflara göre ister kızıllıktan sonra isterse beyazlıktan sonra kabul edelim. Yatsı namazının vakti girdikten sonra yatsı namazının vakti imsak vaktine kadar devam ediyor. Dolayısıyla 22'de su geleceğine göre bu kıymetli kardeşimizin teyemmüm alması da caiz değil, namazını kazaya bırakması da caiz değil. Çünkü teyemmüm abdestin halefidir. Yani suyun bulunduğu yerde teyemmüm almaz. Su var veya kullanma imkanı yok. Benzeri bir takım sebeplerle ancak teyemmüm mubah olabilir, caiz olabilir. Böyle bir saat sonra su gelecek. Dolayısıyla burada hem teyemmüm almak caiz değil, zaten namazların kazaya bırakılması konusunun üzerinde çok hassasiyetle durmamız gerekir. Namaz çok temel bir ibadettir. Bizi günde 5 defa Rabbimizle karşı karşıya getiren bir ibadettir. Bir Müslümanın namazı ne zaman kazaya kalabilir? Allah korusun, koma halindedir. Yani başıyla da ima edecek derecede namaz kılacak bir kudreti yoktur. Veya efendim baygındır. İşte veya çok nadir de olsa uyuyakalmıştır. Böyle keyfe mayeşa. Yani kendimize göre üreteceğimiz mazeretlerle bir Müslümanın namazının kazaya bırakılmasını dinimiz asla onaylamaz. Bu doğru değil. Çünkü namaz bizim en temel ibadetlerimizden birisidir. Eyvallah hocam. İnşallah o hassasiyeti hep taşırız. Her bir ferdimiz taşır. Şanlıurfa'dan bir telefonumuz var. Ali Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Dinliyoruz. Efendim bir kişi engelli çocuğu için otobüs kartı alıyor. Bu otobüs kartını kendi şahsında kullanabilir mi? Evet, soralım Ali Bey, bakalım hocamız ne diyecek. Rabbimiz kolaylıklar ihsan etsin. Bütün engelli dostlarımıza, özel gereksinim hisseden yavrularımıza, bireylerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet, devletimiz, belediyelerimiz böyle bir sosyal hak veriyor ama bunu adı üstünde o şahsa veriyor. Acaba ebeveyn de kullanabilir mi bunu? Şimdi Furkan Bey, Kur'an-ı Kerim'in farklı ayetlerinde vurgulanan ifadelerden birisi de sadakattır, doğruluktur. Hani innellezine kalu rabbunallah thumme istakamu. Kur'an-ı Kerim'de övülen kişilerden birisi, onlar Allah'a inanırlar, sonra da dosdoğru olurlar. Bu bakımdan kamu hukuku konusunda özellikle çok hassas olmak lazım. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi bir takım şartlarla bunlar veriliyor. Yani devlet kolaylık olsun diye engelli bir evladı var bir ailenin, ona bir katkı sağlamak için bir takım kolaylıklar sağlıyor veya belediyelerimiz bir kolaylık sağlıyor. Onu belli şartlarda veriyor. Kime aitse onun dışındaki kişilerin bunu kullanması
takdir edersiniz ki caiz olmaz. Eyvallah caiz hocam. Değildir. Şöyle bir düzeltme yapalım mı hocam? Şimdi içerideki arkadaşlarımıza böyle bir bilgi gelmiş. Hani bu özel gereksinim hisseden çocuklarımız ya da bireylerimiz, bir de bunların anne babaları var ya, hı hı. Devlet ya da belediyeler çocuklar için ya da o engelli birey için bir serbest geçiş kartı veriyor. Anne babasına da bir refakat kartı veriyormuş. Evet. Bu refakat kartını tek başına kullanabilir mi? Yani çocuk yanımızda değil, herhangi birine refakat etmiyor. Kendisi bir yerden bir yere gidecek. Aslında burada da soru açık gibi ama o refakat kartını tek başına kullanabilir mi? Şöyle diyelim, yani hangi şartlarda verdiyse, diyelim ki refakat kartını hangi şartlarda veriyor? Diyor ki bu çocuğunu götürdüğü zaman kullanacaksın. Hı hı. Eğer bu refakat kartını, senin engelli bir evladın var, dolayısıyla sana kolaylık olsun diye sürekli kullanmak üzere herhalde vermiyor. Diyor ki onunla seyahat ettiğin zaman ona refakat etmek üzere bu kartı veriyor. Yani burada kartı veren, bu kolaylığı sağlayan kurum hangi şartlarda kullanmasını uygun görüyorsa bu onun şartlara uymak gerekir. Evet, onun dışına çıkarsak yani kurallar ihlal edilmiş olur. Dolayısıyla kamu veya kişi hakkı taalluk eder ki dikkatli olmak lazım. Eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Bütün engelli dostlarımıza da selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bizi anlayabilen, dinleyebilen dostlarımıza hasreten ayrı selam olsun. Diyanet TV'de de biliyorsunuz engel yok. Özellikle işitme engelli kardeşlerimiz için hemen hemen her programda işaret dili çevirmenlerimiz var. Allah onlardan da razı olsun. Dostlarımıza da selam ediyoruz. Şerife Hanım bizi İstanbul'dan aramış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Televizyonun sesini kapatmanızı isteyeceğim Şerife Hanım. Tamam. Buyurun. Ben bir su kuyusu açtırmak istiyorum. 2 senedir bir tarafa ulaşamadım. En şey sizi buldum. Acaba nereye müracaat, nereden olur, nasıl olur? Bir annem babam için, bir kendimden kocam için 2 tane su kuyusu. Susuz bir yerlere. Evet. Yani, söyleyelim. Hocam muhtemelen bir yönlendirme yapacaktır. Cenab-ı Allah geçmişlerinize rahmetiyle muamele eylesin Şerife Hanım. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Aslında bir dini soru değil de Diyanetimize insanımız güvendiği için hocam yönlendirme istiyorlar. Ne yaparsınız diye. Bildiğim kadarıyla Türkiye Diyanet Vakfı'nın böyle bir hizmeti de var. Ne dersiniz? Dini boyutu da çok önemli Furkan'cığım. O da var, doğru. Diyelim. Yani en önemli sadakalardan birisi de hakikaten susuz insanlara su vermektir. Özellikle Türkiye Diyanet Vakfı'nın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın birlikte bu konuda ciddi hizmetleri var. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Maddi manevi katkı yapan kardeşlerimizin de bu katkılarını Cenab-ı Hak yüce katında kabul buyursun. Amin. Diyanet Vakfımız özellikle Afrika'da gerçekten suya muhtaç insanların su ihtiyaçlarını karşılamak için farklı şekillerde hizmetler veriyor. Bunlardan birisi de su kuyuları temin etmek. Evet. Onların işte organizasyonunu yapmak, su kuyuları açtırmak. Bu konuda evvela bu kardeşimizin bu niyetinden dolayı kendisini tebrik ederiz. Diyor ki hem kendim için, hem eşim için, hem de babam için, yanlış anlamadımsa. Anne babam için dedi. Anne baba için kuyu kazdırmak istiyorum. Müsaade edersen onun bu niyetine Hazreti Peygamber'in bir müjdesiyle ifade etmek isterim. Buyurun. Yani Resulullah buyurur ki, 2 kişi var ki, özellikle bir kişi bu su ihtiyacı olan bir hayvana su verdiği için cenneti hak etmiştir. Allah Allah. Çölde giden birisi, hakikaten işte su ihtiyacı var, bir kuyunun başına gelir, kuyuda su var ama kuyudan çıkaracak aleti yok. Her türlü tehlikeyi göze alarak, kuyunun çeperlerine tutunarak aşağı iner, işte su ihtiyacını giderir. Tam çıkacakken bakar ki kuyunun başında, bağışlayın, bir köpek yavrusu. Evet. O kadar su ihtiyacı var ki oradaki rutubetli taşları yalamaya başlıyor. Bu da benim gibi herhalde ciğerleri susuzluktan yanıyor der.
tekrar kuyuya iner. Allah mesti Allah. Ve ayakkabısıyla su çıkarır, o hayvanı sular. Hazreti Peygamber buyururlar ki bu davranışı Allah katında çok büyük bir kabul gördü. Bu merhametinden, bu şefkatinden dolayı Cenab-ı Hak onu affetti. Şimdi Afrika'da özellikle suya muhtaç çocuklar, insanlar, bendeniz de bir kuyu vesilesiyle oralara gittim. Yani bazen kilometrelerce çocuklar omuzlarında su kocaman taşıyor. Su kapları onlarla su taşıyorlar. Bu sadakayı cariye, kalıcı bir sadaka, kişinin amel defterinin sürekli açık kalacağı bir sadaka. Dolayısıyla bu kardeşimizin Türkiye Diyanet Vakfımızla, herhalde arkadaşlarımız da irtibat sağlarlar, Türkiye Diyanet Vakfımızla irtibata geçerek bu güzel niyetlerini gerçekleştirmesi hem çok emin bir şekilde hem de sağlam bir şekilde yapılmasına arkadaşlarımız da katkı sağlarlar diye. Allah kabul etsin. Inşallah. İstanbul'dan aradı Şerife Hanım. Hem ilçe müftülüklerimizde hem de İstanbul İl Müftülüğümüzde bu detaylı bilgileri alabilir. Oradan da bu işlemi yüz yüze de gerçekleştirebilir diyelim. Hocam şu hata da çok yapılıyor. Bu da benim şahsi sorum olsun. Zekat veren kardeşlerimiz, zekat mükellefi olan kardeşlerimiz diyor ki yahu biz zaten zekat vereceğiz. İyisi mi bir de Afrika'da su kuyusu açtıralım. Bunu da vereceğimiz zekat meblağından yapalım. Hem su kuyusu açtırmış olalım hem de zekat yükümlülüğümüzden kurtulmuş olalım. Yaygın yapılan bir davranış acaba doğru mudur, yanlış mıdır? Şimdi bu doğru değil. Yani kuyu açtırmak çok büyük sevap. Ama zekat malum biliyorsunuz İslam'ın beş şartından birisi zekatın Allah katında makbul olabilmesi için iki tane temel şartı var. Bunlardan birisi temlik, diğeri de niyettir. Temlik dediğimiz şu, kişilerin mülkiyetine geçirmek. Yani umumi menfaatını sağlayacak bir kuyu açtırmak, cami yaptırmak, köprü yaptırmak, insanların yararlanacağı faydalı şeyler yaptırmak, sadaka-i cariye, bu Kur'an-ı Kerim'de övülen bir davranış ama o ayrı bir ibadet. Ama zekat daha farklı bir zekat ibadet. Zekatta bireysellik var değil zekat mi? Zekat fakirin hakkıdır. Zekatın nerelere verileceğini Cenab-ı Hak peygamberimize de bırakmamış. Bizzat Kur'an-ı Kerim'de kendisi Tevbe suresinde zekatın nerelere verileceğini açıkça tek tek ifade buyurmuş. Zekatmış. Bütün bunların ortak noktasına baktığımızda sizin de ifade ettiğiniz gibi zekat kurumlara değil daha çok kişilere verilir ve onların mülkiyetine geçirilir. Bu bakımdan kardeşlerimiz böyle yapmasalar yapmamaları gerekir. Zekatlarını ayrıca Allah'ın emri verecekler. Karşılığında Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacaklar. Ama bu kuyudur, nafile ibadetler, sadaka-i cariye de onları farklı noktalardan infak ederek yapacaklar. Abi inşallah. Eyvallah. Bir telefonumuz daha varmış. Muhterem dostlar, bir Eskişehir'e gidelim hep beraber. Yusuf Bey bizi Eskişehir'den aramış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Yusuf Bey. Hayırlı akşamlar. Öncelikle bu programa emeği geçenlere hayırlı akşamlar. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Öncelikle bu programa emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Amin. Allah sizden de razı olsun. Sorum şu olacak hocama. Buyurun. Bizim yöremizde böyle bir uygulama var. Bazı yörelerde de olduğunu biliyorum. Cenazelerden sonra defni müteakip cenaze sahibi cenazeye katılanlara pide dağıtıyor. Belli ikramlar da bulunuyor. Hemen orada yapıyor bunu. Mezarlıkta mı yapıyor bunu? Mezarlıkta yapılıyor. Bu tabii dinen uygun bir uygulama mıdır? Soralım. Bunu soracaktım evet. Peki. Cenab-ı Allah geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin Yusuf Bey. Eskişehir'e de baki selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Evet, bazı yörelerde var hocam. Henüz defin gerçekleşir gerçekleşmez. Mezarlıkta bu ikram yapılıyor. Bunu hem cenaze sahibi açısından değerlendirildiğinde hem de mesela komşuları da getirse oraya acaba mezarlıkta bir şey yiyip içmek o esnada ne kadar doğru? Şöyle diyelim. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisi de vefat ettiği zaman
onun cenazesine katılmak, cenaze işlemlerinde bulunmak, defin işlemlerinde bulunmak, cenaze namazını kılmak, arkasından da taziyede bulunmak. Şimdi doğru olan şudur. Cenazede taziye genelde 3 gündür. Bu 3 gün içerisinde normalde cenazenin olduğu evde yemek pişirilmesi veya işte gelenlere ziyafet yemek verilmesi aslında birçok yörede olsa da doğru olan bir davranış değildir. Dinimize uygun bir davranış değildir. Çünkü cenaze sahiplerinin üzüntüleri var, sıkıntıları var. Bir yakınını kaybetmişler. Onların teselliye, taziyeye ihtiyacı var. Sabır tavsiyesine ihtiyaçları var. Böyle durumlarda daha çok komşuların, dostların hem cenaze sahiplerine belki hem de cenazeye gelen misafirlere ikram edilmek üzere onların yemek getirmesi, ikramda bulunması gerekir. Yoksa cenaze sahiplerinin üzerine böyle bir yük bindirmek, böyle kabul edilmesi doğru değil. Bu bir. İki, bunun cenaze kabirde dağıtılması veya yani netice itibariyle bazen mekanlar müsait olmadığı için cenaze namazı kabirden kılındıktan sonra defin yapılıyor. Kabristan'da insanlar işte sıraya giriyorlar, bir başsağlığı diliyorlar. Bunun yapılmasında bir mahsur yok. Ama yani bu yemek merasimlerinin mezarlıklarda yapılması, yani bu bizim geleneğimize çok uygun bir şey değil. Dolayısıyla uygun mekanlarda misafirler gelen, uzaktan gelenlere, az önce söylediğim gibi işte komşular, eş dost, pide dedi kardeşimiz olabilir veya yemek getirip onların yemek ihtiyaçlarını giderebilirler. Eyvallah. Bunda bir sakınca yok. Peki. Mehmet Bey İstanbul'dan çok çok selamlarını iletmiş hocam. Diyor ki babam Covid'den vefat etti. Sokağa çıkma yasağı vardı. Cenazede bu sokağa çıkma esnasında gerçekleştirildi. Biz de İstanbul'a defnettik. 10 ay sonra memlekete götürdük diyor. Yani kabri memlekete taşımışlar. Acaba günaha girdik mi? Şöyle diyelim. Bir defa kişi Furkan Bey kabre konunduğu andan itibaren yani mezarlığa kabre yerleştirip üzerine toprak atılmaya başladığı andan itibaren artık Cenab-ı Hakk'a emanet edilmiştir. Dinen meşru bir mazeret bulunmadığı sürece kişinin kabrinin açılması veya onun bir başka yere kabrinin nakledilmesi uygun değildir. Yani bu meşru mazeret ne olabilir? Diyelim ki yani orası bir başkasının toprağı olabilir. Adamla kaldır diyor. Oradan kaldır diyebilir. Veya umumi bir yoldur, yani bir yol geçecektir, oradan alınması gerekir. Ve benzeri bir takım meşru mazeretlerin dışında kabrin açılması, bir başka yere nakledilmesi kesinlikle doğru değildir. Şimdi şöyle bir kanaat var halkımızda. Ya biz cenazemizi işte İstanbul'da vefat ettim, memleketimize götüreceğiz. Bunu yasaklayan bir şey yok. Ama mesela bir adam İstanbul'da vefat eden birisi, çocuklarına dese ki, ya beni memleketim olan Erzurum'a götürün dese, çocukları böyle bir vasiyete uyma zorunluluğu yok. Çünkü mülk Allah'ındır. Yani kabristanın şurada veya burada olmasından daha çok, hayatta yaşarken kabrimizin içinin efendim işte rahat etmemiz, oranın bir cennet bahçesine dönüştürmesi elbette. Hayatımızda yaşarken Allah'la olan ilişkilerimizle ilgili, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uymakla ilgilidir. Yoksa yani şurada veya burada olması çok önemli değil. İstanbul'da defnedildikten sonra az önce söylediğim dinen meşru mazeretler bulunmadan hakikaten bir kişiyi kabrinden rahatsız ederek memleketlerine götürmeleri uygun bir davranış değil. Yapılmış iyi hocam. Niyetle, ne yapacaklar? İyi niyetle yapılmış. Yani herhalde işte muhtemelen yanımızda, belki vasiyetleri falan vardı. Veya yanımızda istiyoruz. Babamız evimizin, komşularımızın yanında olsun, sürekli ziyaret edelim gibi falan düşüncelerle yapılmıştır. Cenab-ı Hak
taksiratları varsa affeylesin. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Eyvallah hocam. Allah rahmet eylesin. Kabir ziyareti sünnettir ama daha çok hayatta olanların ibret alması içindir. Yoksa biz mesela Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman bu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber'in, sahabenin, tabiinin, diğer peygamberlerin, hatta bütün ümmeti Muhammed'in ervahına bağışlarız. Hiçbir engel yok. Mesafeler engel yok. Önemli değil. Mesafe önemli değil. O ziyaretler daha çok bizim içindir. Yani hani işte mezarı, ölüyü ziyaret etmek, ibret almak. Bak, ölümü hatırlama maksadı. Bu insan da hayattaydı, bizim gibiydi. Bugün kara toprağın sinesinde hayatımıza çeki düzen vermek, ibret almak içindir. Eyvallah hocam. Rabbimiz geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Hocam. İnşallah biz de küllü nefsin zâikatül mevt ilâ hitâbına muhatap olduğumuzda tarif ettiğiniz o cennet bahçelerinden bir bahçe içerisinde bekleriz. Sosyal medya üzerinden gelen Funda Hanım'ın sorusunu sorayım size. Kurşun döktürmek dinen caiz midir diyor. Ya bu kurşun döktürmek, bir takım yıldız fallarına bakmak falan, bir defa hemen ifade edelim. Kesinlikle bunlar caiz olmadığı gibi dinde de bunların hiçbir yeri yoktur. İslam'da veya dinimizde gaybı Allah'tan başkası bilemez. Bir takım insanların kurşunları ateşe dökerek oralardan insanların kaderini okuması veya şöyledir böyledir gibi bir takım bilgiler vermeye çalışması aslı esası temeli olmayan, kesinlikle inanılmaması gereken davranışlardır. Hatta yani bu tehlikeli bir davranıştır, şöyle ifade edebiliriz. Bunu inanarak yaparsa, yani sanki onlar gaybı biliyorlar, Allah biliyor, bir de işte o kurşun döken insan biliyor gibi böyle davranışlar ona atfederse, Allah korusun, tehlikeli bir davranıştır. İmani olarak da sıkıntıya girebilir. İmani şirke kadar insanı götürecek bir davranıştır. Bizim Müslüman olarak üzerimize düşen şudur. Fal da bunlardan biri değil mi hocam? Yani bütün türevlerini sayabiliriz bunların. Bunların hiçbirisinin esası yoktur. İslam'da yeri de yoktur. Bunlar yani bidat da demeyeceğim çünkü bidat dine sokulan bir şeydir. Bunların aslında ayet-i kerimede de kesin kes yasaklanmış. Evet, yasaklanmıştır. Falcılık da, müneccimlik de, yalancılık olarak Hazreti Peygamber'in dilinde bize ifade edilmiştir. Ama ne hikmetse, yani bakıyorsun Müslüman inanmış hanımefendiler, insanlar bunlara bir değer atfediyor. Bunlardan uzak durmak lazım. Bunların dinimizde yeri yoktur, aslı da yoktur, esası da yoktur. Bunlara inanmak veya bunları yapmak bize değişik boyutlarda inancımıza göre günah getirebilir. Dolayısıyla Şirke kadar uzanan bir mesele aslında değil mi hocam? İnanırsa bunu, bunun söylediği doğrudur derse, çünkü gaybı Allah bilir. Allah biliyor, bir de bir başkası biliyor gibi. Yani mesela Mekkeli kafirler çok olmasa da putlara inanıyorlardı. Onların bir şey söylediklerine, bazı bilgileri Allah'la kendi aralarında aracılık yaptıklarına inanıyorlardı. Kur'an-ı Kerim onlara müşrik dedi. Yani Cenab-ı Hakk'a ait olan bir bilgiyi bir başkasına vermek en azından Müslümana mümince bir tavır değildir. Bunlardan uzak durulmasını, itibar edilmemesini kesinlikle ifade etmemiz gerekir. Peki hocam, teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var. Fatma Hanım Manisa'dan telefon attığımızda. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Alo. Televizyonun sesini kapatmanız gerekiyor Fatma Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapayım? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kapatmadım, kapatayım ben. Kapat anneciğim. Oldu. Oldu. Tamam, kapattın inşallah. Ben 3 sefer hacıya gittim. Evet. 3 sefer hacıya gittim. Üçüncüye bir sefer buradan otobüsten gittim. 2 sefer de Almanya'dan gittim. Üçüncüye annem aşıya vuruldu, vefat etti. Ben annem yerine gittim üçüncüye. Acaba
kabul oluyor mu ki, malum oluyor mu ki diyorum. Onu merak ettim. Peki, muhtemelen bir bedel hac sorusu diye değerlendiriyorum ben. Rabbimiz rahmet eylesin anneciğimize. Amin. Büyük hacıyı yaptım ben. O buradan gidilmiyor. Bir sefer otobüsten gittim, iki sefer Almanya'dan gittim. Tamam. Bizden. Soralım. Soralım. Ama gidiyordum. Sor bakalım. Emoğlum. Peki anneciğim. Tamam. Sağlık, afiyet diliyoruz. Sizden dua bekleriz. Manisa'ya da selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Şimdi 3 defa hacca gittim dediğine göre yaşı biraz var hacı teyzenin. Çünkü birini otobüsle gittim diyor. Otobüs yıllardır 89. yapılmıyor değil mi hocam? En son 89 muydu? Bildiğim kadarıyla evet. Almanya'dan 2 defa gittim dedi. Orada herhangi bir kota falan bildiğim kadarıyla yok. Oradan gidilebiliyor. Bir tanesini annem için yaptım diyor. Annem gelecekti ama vefat etti. Gidince orada bu kararı kendisi verebilir mi hocam? Bunu anneme yapıyorum diye. Şimdi bu vekaleten hac konusu detaylı bir konu. Öyle çok detaylı anlatmayalım zamanı almamak için. Yani kişi hac mali bir ibadet hem de bedeni bir ibadet olduğu için Furkan hocam. Yani mesela namazda vekalet olmaz. Çünkü bedeni bir ibadettir. Oruçta da olmaz. Ama haçta hem sağlık gerekir, insan bedenen hac yapıyor, hem de mali bir boyutu var. Dolayısıyla vekalet kabul eden bir ibadettir hac. Kişi kendi adına hac yaptı. Annesi hasta, hacca gidemeyecek durumdaysa ve hac da kendisine farzsa, birisini, kendi kızı, evladı da olabilir, oğlu da olabilir, torunu da, bir başkası da olabilir. Onu kendi yerine vekaleten hacca gönderebilir. Bu vekaleten hacca gidecek kişi onun adına ihrama gider, onun adına niyet eder. Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da bütün menasike haccı onun adına yapar. Masraflarını ondan karşılar ama bu yaptığı vekalet haccı için özel bir ücret talep olamaz, etmesi caiz değildir. Böyle değil de ben 2 defa gittim. Annem de hacca gidecekti ama ne vasiyet etti ki benim yerime hac yapın, ne de bir şeysi var. Ben veya evlatları bir hac yapsam annem adına, sevabını ona bağışlasam, annem bundan istifade edebilir mi? Elbette edebilir. Zannederim hanım kardeşimizin suali biraz da onunla ilgili. Yani annem vefat etti. Ben de madem 2 defa hac yaptım, bu 3. hacımı da annem adıma yapayım dedi. Ben öyle anladım. Aynen hocam. Onun adına niyet etti. Oradaki bütün, az önce söylediğim gibi, menasiki yaparken annesi adına bu haccı yapar, sevabını da ona bağışlarsa umarız ki Cenab-ı Hak bu hac sevabını annesi adına kabul buyurur. İnşallah hocam. Ümit ederiz. Ömer Bey de hacla alakalı bir soru sormuş. Diyor ki, Müzdelife'den dönüşte ihramdan çıkarıp say yaptırmadılar hocam bize. Biz sonradan yaptık. Olur mu? Eğer olmuyorsa ne yapmalıyım demiş. Şimdi hacda ihramdan çıkmak demek şunlarla gerçekleşir. 3 şeyden en az birini yapmamız lazım ki ihramdan çıkabilelim. Yani hani taş, baş, tıraş derler. Taş, baş, tıraş. Yani evvela Müzdelife'de şeytan taşlanacak, mümkün olursa kurban kesilecek, sonra tıraş olunacak, ihramdan çıkılacak. Bu sıraya uymak Ebu Hanife'ye göre vaciptir. Ama ibadetin bugünkü şartlarda, kalabalıkta bu sıraya uyma imkanı çoğu zaman bulunmamaktadır. Diğer imamlara göre bunlar sünnettir. Bu bakımdan hacılarımız Arafat'tan Müzdelife'ye gelirler. Sıralaması sünnet değil mi hocam? Evet. Tabii. Yani, yanlış anlaşılır diye söyledi. Ebu Hanife'ye göre ihramdan çıkabilmek için taş, baş, tıraş. Yani büyük şeytana 7 tane taş atmak, sonra kurban kesmek, sonra da tıraş olup ihramdan çıkmak, bu sıraya uymak vacip. Diğer imamlara göre bu sıraya uymak sünnet. Sünnet, evet. Bugün bu sıraya uyma imkanı da büyük oranda bulunmamaktadır. Çünkü çok daha büyük insan yani kalabalığı var. Yani kurban kesmeler artık münferiden kesilemiyor, kalabalıklar var, mekanlar var, izdiham var. Farklı ihtilaflar da, ümmetin ihtilafı da burada rahmete dönüşüyor. Bu bakımdan hacılar Müzdelife'ye gelince evvela şeytanı taşladıktan sonra şunları yapabilirler. Tıraş olup ihramdan çıkabilirler veya tıraş olup ihramdan çıkmadan
ihramlıyken, yani madem kalabalık olmadan gidelim diye karar verildiyse, ihramlı olarak da ziyaret tevafını arkasından da haccinin sayini yapmakta bir mahsur yok. Ama şeytanı taşladıktan sonra şu caizdir: tıraş olarak ihramdan çıkabilirler. İhramdan çıktıktan sonra ihramsız olarak gece yarısından sonra olmak üzere, yani o üç gün içerisinde ziyaret tevafını ve sayini yaparlar. Bu nedenle ihramdan çıkmadan, yani tıraş olmadan haccim biz ziyaret tevafını ve sayini yaptık, bir mahsuru yok, yapılabilir. Allah kabul etsin. Burada da ihramdan çıkarıp daha sonra sayı yaptırmışlar. Burada öyle da mi? Bir problem çıkmadan yok. Çıkmadan yaptık diyor. Zaten. İhramdan çıkardılar diyor hocam bizi. Tamam. Sonra sahi yapmışlar. Tamam. Yani bir mahsuru aslında yok. Biz de 2019'da nasip oldu hacca gittik. Biz de aynı o şekilde yaptık. Elhamdülillah Rabbim kabul buyurdu. Yani büyük şeytanı taşladıktan sonra üç şeyden birisini taş, baş tıraş, şeytan taşlıyor. Arkasından tıraş oluyor, ihramdan çıkıyor. Bundan sonra ihramdan çıkmıştır. İhram yasakları bitmiştir. Bir tanesi devam eder. O da kişinin eşiyle beraber münasebeti. Bu da ziyaret tevafını ihramsız olarak yapmalarında, arkasından haccın sayini ihramsız olarak yapmalarında bir mahsur yok. Ama haccın sayi eğer bayramdan önce yapılacaksa, Arafat'tan önce, o kesinlikle ihramlı olarak yapılması gerekir. Eyvallah hocam. Peki. Bir telefonumuz daha var. Hatay'dan Ahmet Bey telefon attığımızda. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, iyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Hocamıza bir sorum olacak. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Dini usullere göre ben ticaret yapıyordum ömür boyu. 50-55 yaşından sonra bir ticari kazaya kurban gittik diyelim. Borçlandım. Evet. Ondan sonra da şu anda, misal 60 yaşlarına geldik, borcumu ödeme ihtimalim çok zayıf artık. Korkuyorum da icabında borçlu öleceğim. Dinimizin vecibeleri nelerdir acaba? Özür dilerim. Estağfurullah. Estağfurullah Ahmet abi. Rabbimiz size borçlarınızı ödeme kolaylığı ihsan etsin. Eminim izleyicilerimiz yürekten amin demişlerdir. Borçlu olan bütün kullarına Cenab-ı Allah ödeme kolaylığı nasip etsin. İşin dini boyutunu da muhterem hocamdan öğrenelim. Evet hocam, bu hassasiyet de güzel değil mi hocam? Borçlu ölmekten de korkuyorum diyor. Ne tavsiye edersiniz? Yani önemli bir durum. Hani biz hep dualarımızda deriz ki, ya Rabbi borçlulara eda, dertlere deva vermesi hastalara için şifa Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. Tabii bu borç konusu çok önemli bir konu. Yani şunları söyleme durumundayız. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam zaman zaman işin önemini vurgulamak için, mesela bir cenazeye iştirak ettiği zaman buyururlardı ki, kardeşinizin borcu var mı? Var ya Resulallah. İşte kim borcunu ödeyin der, namazını kılardı. Kardeşinizin borcu var mı? Var. Ödeyecek mal bırakmış mı? Yok. Siz namazını kılın demiştir Hazreti Peygamber. Oradan bir sahabe birisinde, ya Resulallah ben onun borcunu tekeffül ediyorum demiştir. Ve Efendimiz de namazını kılmıştır. Evvela kardeşimize kolaylıklar dileyelim. Amin. Bir defa alacaklıları da şöyledir. Böyle borcu olup ödeme gayreti içerisinde olan bir insana kolaylık sağlamak da dinimizin emrettiği bir konudur. En büyük ibadetlerden, en büyük sadakalardan birisidir. Borcu var, ona yardımcı olmak, ödeme kolaylığı yapmak. Hatta artık ödeme imkanı yoksa, mümkünse ona bağışlamak. Bunlar da dinimizin biz Müslümanlara önerdiği çok önemli davranışlardır. Kardeşimize de tavsiyemiz şudur: bir defa mümkün olduğu kadar bu borçlarını ödemeye gayret edecek. Bunun yollarını arayacak. Eşine, dostuna, çevresine, Cenab-ı Hakk'a da dua edecek, bana imkanlar ver. Allah yoktan var etmeye kadir, muktedir. Ümitsiz olmayacak. İnşallah o serveti veren Allah yeni bir servetler de ikram edebilir. Yani bütün gücüyle Allah katına borçlu gitmemeye gayret edecek.
Bütün gücünü kullandıktan sonra Allah'tan af dileyecek. Eğer hala borçları varsa işte mirasçıları, dostları da mümkün mertebe ona yardım edecekler. Komşuları, çocukları, akrabaları. Yani borçlu gitmeme konusunda bir beşer olarak elinden geleni tereddüt yapacak. Eden ne varsa onları yapacak. Zaten ondan sonra da elini açıp Cenab-ı Hakk'ın kendisini affetmesi için. Yani gayret edip takdiri Allah'tan bekleyecek. Evet. Peki hocam, aslında söyler gibi oldunuz da alacaklar için hem Ahmet Bey üzerinden demeyeyim de hani bir borçlu kesim var, bir de alacaklı olduğumuz insanlar var. Biz de alacaklı olduğumuzu kabul edersek bir takım insanlardan, ayet-i kerimede ne diyor hocam o alacaklı olanlara? İşte matlul ganiyyu zulmün ayeti var. Bir de onlara belli bir süre izin verin, müsaade edin. Kolaylık sağlayın. Kolaylık sağlayın ayeti tam hatırlayamadım ama. Şimdi bir de şey var. Yani kim bir Müslümanın, sarih hadisler var. Buhari hadisi. Bu ayetlerin tefsiri mahiyetinde. Efendimiz buyuruyorlar ki aleyhissalatü vesselam, kim bir Müslümanın dünyevi bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ahiretteki ihtiyaçlarından birini giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını, bir borcunu, bir derdini karşılarsa Allah da kıyamet günü aynı sıkıntıları giderir. Bu bakımdan alacaklıların da borçlara karşı merhametli davranmaları, şefkatli davranmaları, efendime söyleyeyim, onlara kolaylık göstermeleri, hatta karşı taraf gayret ediyor ama ödeyemiyor, imkanı varsa onu bağışlamaları en büyük sadakadır. Yani yardımlaşmak, dayanışmak, Furkan Bey, kanayan yaraları sarmak, şefkatli, merhametli olmak bizim en önemli dini, ahlaki referanslarımız, davranışlarımızdan birisidir. Eyvallah hocam. Bakara 280. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah eli genişleyinceye kadar onlara mühlet verin. Evet. Hatta onlara bu aldıkları parayı, borçları bağışlarsınız. Bu sizin için daha hayırlı olur diyor. İmkan nispetinde eğer gücümüz yerindeyse böyle borçluların borçlarını da silmek, tabii onların gayretlerini görüp belki bizi de Rabbimizin rızasına yakınlaştırır. Allah adına bir yatırımdır. Yani biz bugün bir kardeşimizin ihtiyacını giderirsek, değil mi hocam? Ahiretin sıkıntıları çok daha büyük. Allah da onları giderecek. Yani bizim dinimizde hakikaten egoizm, bencillik, çıkarcılık, böyle borcunu ödemek için bütün gücüyle, samimiyetiyle gayret eden ama bir çukura düşmüş çıkamıyor. Onun elinden tutup çıkarmak yani kardeşlik görevidir. İnşallah. Hala. Dua ederim hocam. Evet. Müminin mümine duasına müstecap olur. Aynen öyle. Rabbim dertlerine devalar ihsan etsin. Hocam, malumunuz olduğu üzere son günlerde çok sıkça paylaşılan bir mesele var. Hem haberlerde hem de vatandaş nezdinde bir kamuoyu aynı şeyi tartışıyor. Promosyon bu ara çok daha fazla sorulmaya başladı. İzleyicilerimizin ortak sorusu olarak Kübra Hanım'ın ağzından dillendirelim bu soruyu. Diyor ki, promosyon kullanmak caiz midir yoksa değil midir? Caiz değilse diyor. Yani hocam kullanma derse diyor, biraz borcum var. Bu gelen promosyonla o borcu ödesem, sonra elim genişleyince bu ödediğim, aldığım promosyon kadarını da kendi paramdan tasadduk etsem tekrar olur mu? Ona gelmeden müsaade edersen, izin verirsen promosyon konusunda hocam, bir iki cümle söylemek isterim. Buyurun. Şimdi bu konu tartışmalı bir konu. Ülkemizde bu alanla ilgili, daha doğrusu işte fıkıh konusundaki uzmanlar, hocalarımız, farklı kanaatler ishar edenler var. Promosyon caizdir diyenlerden tutun, bu tamamen faizdir veya şüphelidir gibi farklı şekillerde bu konuda görüş beyan eden insanlar var. Promosyon dediğimiz hadise nedir? Bir bakarsak, bir defa devlet bugün diyor ki, yani sana vereceğim ücreti ancak işte bir banka kanalıyla sana öderim. Evet. Şimdi devletle banka arasında bir sözleşme var, yok ayrı bir şey. Ama bizim paralarımız veya işte emeklilerin, memurların paraları bankaya bir veya iki gün önce yatıyor. Veya iki gün önce neyse yatıyor. Memurun veya özellikle memurların paraları kendilerine ne zaman
alabiliyorlar. Ayın 15'i. Ancak 15'i 14'ü 15'e bağlayan gece 24'ten itibaren. Demek ki 24'e kadar yatan 1-2 gün önceki para bizim değil. Devletin parası. Biz ancak 24'ten sonra o paranın sahibi olabiliyoruz. Şimdi sabahleyin belki bankamatikten belli bir miktar çekiyoruz ama mesela kişi parasını almak için ilgili bankaya bizzat başvursa, sabahleyin 15'inde saat 10'da gitse parasının tamamını alabilir mi? Alır. Alabilir. Herhangi bir engel var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla o önceden yatma meselesi bizim dışımızda bir olay. Devlet bankaya yatırıyor, banka o veriyor falan o hizmetin karşılığı. Şimdi burada herhangi bir sakınca gözükmüyor ama bundan sonra şöyle bir sakınca var. Şimdi bugünlerde promosyonun miktarı da arttığı için maaşlar da yükseldi. Evet. Dolayısıyla bankalar şey yapıyor. İşte daha fazla para verdikleri için biraz daha fazla dikkat çekmeye başladı. İşte kamu kurumları veya sendikalar ilgili bankalara teklif veriyor. Bankalardan teklif alıyor. Kim daha fazla verecek? Oradan bir iki bankayla birebir pazarlık yaparak bir sözleşme yapıyor. Şimdi burası da bir bakıma bizim adımıza, memurlar adına bir sözleşme yapıldığından dolayı yani burada hani işte benden paranızı alırsanız size şu kadar vereceğim. Burada faize benzeyen bir durum söz konusu. Hulasa bunu bütün yönleriyle değerlendirdiğimizde yani bu bir faiz sözleşmesi değildir direkt olarak. Çünkü faiz sözleşmesi paranı götürüp bankaya koyuyorsun. Karşılığında da şunu alırım şu diyorsun. Şu kadar alacağım diyorsun, mütabakat sağlıyorsun. Biz parayı biz yatırmıyoruz. Devlet oraya veriyor, oradan almak durumundayız. Ama bank para yattıktan sonra işte bu bankayı, şu bankayı tercih ederseniz şu kadar veririm, bu kadar veririm gibisi biraz böyle faiz sözleşmesine benzeyen bir durum. Bu bakımdan Din İşleri Yüksek Kurulu bütün yönleriyle bunu inceleyerek bunun bir faiz sözleşmesi olmadığını ama az önce söylediğim şüphelere de ihtiva ettiğini, dinde de genel bir kural vardır. Yani helal belli, haram da bellidir. Mümkün mertebe şüpheli şeylerden de uzak durulması Hazreti Peygamber'in hadisleri arasında tavsiye edilmiştir. Bu konudaki kanaat şudur. Şimdi kardeşimiz de öyle diyor. Eğer bu promosyonu alacak şahıs hakikaten kişi günlük ihtiyaçlarını, şahsi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdaysa, bu paraya ihtiyacı yoksa bunu alsın fakir fukaraya versin, sadaka mahalline versin. İşte az önce söylediğimiz gibi borcunu ödeyemeyen insanlar var, talebeler var, yoksullar var. Bunu versin oraya, böylece şüpheden de kurtulmuş olur. Ama kendi ihtiyacı varsa, hakikaten geçimini temin edemiyorsa, zaruri ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa kendisi de bunu harcayabilir. Gelelim kardeşimize. Diyor ki ben buna ihtiyacım var. Borcum var diyor. Borcum var diyor. Borçlu insan zaten işte borcunu ödemek zorundadır. Böyle bir durumdaysa zaten kendisi de bunu kullanabilir. Ha kendisi kullandı. Sonra imkanı oldu. Gönlü rahat etmedi. Ama hocam o yani, borcu mesela mutat olarak ödeyebiliyordu aslında. Az önce söylediğimiz kayıtta dikkat bir cümle kullandım. Zaruri ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa. Yani borcu var ama borcunu ödeme imkanı. Yani biz... Onun kararını kişi kendi verecek o zaman. Bütün bunları bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimiz biliyor. Kişi Allah'a karşı samimi olacak. Yani Hazreti Peygamber der ki bana gelip fetva soruyorsunuz. Ben sizin sorduğunuz sorulara göre cevap veriyorum. Veya mahkemeye geliyorsunuz. Kim derdini daha iyi. Burada samimi olmak lazım. Yani borcumu karşılayacak imkanları varsa bunu fakire fukaraya versin diyoruz. Ama gerçekten ihtiyacını karşılayamıyorsa o zaman kullanabilir diyoruz. Bir değerlendirme yapacak. Peki zor bir durum. Allah yar yardımcı olsun.
Dilan Hanım selamdan iletmişler. Kısa istirham edeceğim hocam bu konuyu. Diyanet'in evlatlık alma konusundaki fetvası nedir? Bir açıklaması var mıdır? Çünkü etrafımdaki insanlar evlatlık almak istiyorlar demiş. Bir de evlatlıkla koruyucu aile meselesi aynı mıdır diye soranlar da var. İkisini birleştirerek cevap verirsek sevinirim. Şimdi Kur'an'da bir meselenin hükmü ortaya konmuşsa, hadislerde konmuşsa burada fetva olmaz. Burada Kur'an'ın hükmünü, peygamberin hadislerini anlatma durumu vardır. Şimdi tebenna, evlatlık meselesi Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış bir konudur. Yani İslam'da, Kur'an-ı Kerim'de bizzat ifade edilen ayetleri mealen arz etmem gerekirse, yani bir insan bir başkasının evladını alarak kendi üzerine kaydettirmesi veya bu kaydettirmesinin neticesinde de bir takım hukuki sonuçlar yüklemesi, yani miras meselesi gibi, efendime söyleyeyim işte öz evladı olması vesaire vesaire gibi kendi evladına doğuracağı hukuki sonuçları ona yüklemesi, böyle bir evlatlık tebenna müessesesi İslam'da yoktur. Bunu bir tarafa koyalım. Ama bu şu manaya gelmiyor. Yani İslam şefkat dinidir, merhamet dinidir. Bugün annesini babasını kaybetmiş veya annesi babası ayrılmış. İşte hani devletin, İlgiye muhtaç, sevgi devletin evlerimiz koruma var. Evlerinde, sevgi evlerindeki çocukları alarak onları büyütmek, onlara anne baba değil de annelik babalık yapmak, anne baba gibi davranmak, ihtiyaçlarını karşılamak, başlarını okşamak. Az önce ifade ettiğiniz yetimin başını okşayan, Efendimiz diyor ki kıyamet günü iki parmağını birleştiriyor, benimle şöyle yan yana olacak. Bunu tavsiye ediyoruz. Ama bunu da yaparken de o çocuklar belli bir yaşa geldiği andan itibaren de aralarındaki işte mahrem kurallara uymak, bunlara dikkat etmek üzere evlatlık değil ama onları almak, büyütmek, onlara annelik, babalık yapmak tavsiye edilen çok hayırlı davranışlardan birisidir. Eyvallah. Hocam teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Hakikaten özlemişim sizinle program yapmayı. Allah nasip ederse yarın devam ederim inşallah kalan yerden. Bugünlük bir virgül koyalım. Aziz dostlar, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette şöyle olacağız. İki parmağını işaret ve orta parmağını da işaret ederek şöyle hafifçe ayırarak böyle yakın olacağız buyuruyor. Hocam son soruda atıfta bulundu. Yetimi, garibi, gurebayı, ihtiyaç sahibi çocuklarımızı koruyup kollamak, onların ihtiyaçlarına sağduyulu olmak gerekiyor. Umarım başarırız ve cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle böyle yakın olma bahtiyarlığına erişiriz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Öcür farz mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kurban düşer? İlahi mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.